Laps laps laps. Evet. 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 Deniz Anlı Temiz'de laps 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 için buluştuk. Önümüze de YouTube yerine eksen açmışız. Evet. Biz çok yakın oturuyor muyuz? Milletin kafası açılır mı? Ya hiç yazmıyorlar artık. Millet divide'ı bence. Okey tamam. Bilmiyorum. Ben rahatım. Yani. Biz ikimiz de tam az önce test yaptık. 10 dakikada evet. Sonuç veren testlerden ikimiz ve de negatif. Ve değiliz. Yanlış test yapıyor. Niye eksenindeyiz? Zaten. Sanki eksen reklamı gibi başlıyor. Evet, olmasın öyle bir şey. Niye eksenin önündeyiz? Çünkü birbirinden güzel içeri. Çünkü tüm Türkiye. Yüzünüzü güldüren herkes burada be. Evet, bu hep sorduğum bir soru. En iyi yorumlarla mı başlayalım? Yoksa en iyi yorumlara... Hiç halini sormadım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, müthişim. Sen de iyisin. Saçma, böyle bir format da yok zaten. Ya en iyi, normalde en yenilere, yani hakimsen en yenilere basıyorsun. En iyi de buna evet. Göre en iyi değil mi? En iyiyle başlayalım. Deniz'in kafa hizasındaki lambanın huni etkisi yaratması ve söylediklerini uzun bir süre ciddiye alamayışı. Bu çok var. Evet, var. Tam oturtmuşuz çünkü senin ya kafanı. Benim hatam biliyor musun? Ben onu sezmiştim. Senin asla hatan olamazdı konuk gerçekten olarak. Gerçekten ben onu sezdim. Çünkü sağ mı sol mu muhabbeti yaptık. Normalde sen nereye oturuyorsun falan. Zaten komedyen adamsın. Arkana niye huni gibi oluyorsun? Daha komik olmak için. Yani gerek yoktu bence. Kötü bir komedi. Ama buna da yani buna takılmaları da insanların sesini dinlesinler. Ben de onu anlamıyorum. Ben bütün yorumlara bu tip şeyler söyleyeceğim yüksek ihtimalle. Çok güzel. Söylenen insan en sevdiğimiz insan. Çünkü bence yorum yani dünyada iki tip insanlar var ya öyle ayrımlar. Çok yani seviyorum seven, ben insanları iki ayrımı. Ben de aynen yorum yazmaya tenezzül edenler ve yazmayanlar var. Hiç yazdım mı yorum? Ya bir iki kere. Okuyorum hocam. Ben böyle biraz elime alıyorum heyecan yapıp. Tabii ki. Bilebilecek miyim gibi bir şey oldu. Format değişti gibi oldu. Oluyor. Yorumları mesela iyi mi kötü mü yapıyoruz? Ben. O zevkli. 40'lı yaşlarda olan ve bu sektöre gerçekten yıllarını vermiş. Bu mesleği 10-20 lira gibi komik rakamlara. Senelerdir icra etmiş ve hakkında çok az bilgi bulabildiğimiz harika bir adamdır Deniz Anlıtemiz. Çok güzel söylemiş. Teşekkür ederim. Komik rakamlara yani ucuzcu diyorsan anladım. Komik rakamlara çıkıyor olabilirim ya. O kadar şey değil bence. Çünkü ciddi rakamlara da çıkamıyorum. Yani? Yani ne bileyim böyle 1000 falan gibi böyle bilet başı ciddi bir rakam. En yüksek bilet rakamı ne oldu şu anda? 200 falan oldu. Oha çok iyi lan. Evet. Sadece sen mi çıkıyordun? Sadece ben. Ama daha ucuz hocam. Biletler de vardı. 200 var ya mı? İşte 200'ün içinde bir takım şeyler var. Tavuk döneri. Double dot da veriyor. 200 ne hocam? Şey mi? Rax Otel'de, Merit'te falan yo, çıkıyordum. Şey, benim dünya aşırı küçük. Ha şeyde çıkıyordum. Ya çok saçma bir yerde çıkıyordum. Etiler'de böyle bir neydi ya La Boucherie diye bir yer. Ha, evet. Bu şimdi yönetmen olan bir genç bir adam var. Evet. Onun şey, mekanı. Umut Evirgen. Aynen. Neler konuşuyoruz acaba? Ondan sonra şey orası çok high class bir yerdi. Peki kahkahaların tonu değişiyor mu? Kalite arttıkça. Yani daha kontrollü mü oluyor? Kahkaha? Yani şöyle bir akşam hatırlıyorum. Böyle Kıvanç Tatlıtuğ ve ekibi işte bütün yapım, o yapım neyse onlar gelmişler eğlenmeye. Tamam. Ve benim de laf atmamı istiyorlar sahneye. Yani sahneden insanlara. Kim istiyor bunu? İşte ya Umut istiyor ya bilmiyorum kim istiyor. Oradaki bizim bunu. Bu sana bir mendile yazılı mı? Hayır çünkü benim şakalarım hiç kimse için hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü onlar yani hani orada bir komedyen konuşuyor. Yani ilgi gösterirlerse dinliyorlar yani. Hani bunlar ıstakozu geri gönderebilecek adamlar anladın mı? Hani ben neyim ki zaten gibi bir yerdeyiz. Komedyeni geri gönderelim. Evet ben de işte beni nereden tanımıyor olabilirsiniz diye o masayla öyle bir şey yaptım. Ondan sonra onların ilk yüze giremeyen tek dizisinin yazarı benmiş. Ne o? Son. Berkun Oya'da. Aynen. Ben de yazardım. Evet. Ondan sonra şey işte öyle bir iş için öyle bir iş düşünürseniz yine yazarım dedim. Güldüler mi? Ona güldüler evet. Sonra Kıvanç Tatlıtuğ Ahmet Kaya okumuştu bu arada. İşte, okumak dediğimiz? Bayağı şarkı türkü söylemek. Evet. Hani bombalar düşerdi biz de o sırada başka şeyler yapardık falan. Başka şeylerle uğraşırdık. Biz çok bombalara takılmazdık diye bir şarkı söyledi. Of. Dalga geçilebiliyor mu Ahmet Kaya'yla? Dalga geçmedim ki. Doğru. Hayır geçilebiliyor mu? Geçilir kesin. Bence. Eskiden çatal atılabiliyordu. Şimdi dalga geçiliyordur herhalde. Yani. Evet. Hocam burada şimdi altında bir tartışma var senin fiyatlarınla ilgili. Tamam. Benim en sevdiğim şeyler. Valla Ocak ayındaki gösterileri 40 liradan başlıyordu. Çok istedim gitmeye ama gidemedim. Deniz Bey için yine düşük bir rakamdır. Evet ama 10 lira 20 lira gibi rakamları da çıkmıyor yani demiş. Tabii. Kayın pesi. Yok kayıp nesil. Halbuki öyle param yok diyenler genelde girebiliyorlar.
çoğunlukla bizim şovlara. Ben öyle çok girdim. 2-3 sene hiçbir şeye para vermeden. Hadi ya. Salonun kapanmasını beklerdim lise üniversite. Ha okey. Tam böyle salon kapanı 2-3 boşluk varsa abi orada boşluk var ben geçemiyorum. Herkes evet der. Asla hayır diyen bir tiyatro tabii ekibi görmedim. Tabii kültür bilmem ne falan. Hem de dolsun istiyor salon zaten. Zaten evet. Pandemi tabii de yok. Eski güzel günler. Doldur her yere insanları. Ürün sat para kazan. Ürün sat para kazan. Getir götür. Herkes bir de hepsi aynı şirkete dönüşmeye başladı ya. Evet. Yani oyuncak sepeti bile kıyma gönderebiliyor falan. Herkes bir şeyler tek bir iş yapıyor. Herkes marketçi oldu. Peki, senelerdir komik rakamlara ibaresini bu sebeple yazdım hocam. Senelerdir hangi ücra köşelerde çok ucuz fiyatlara gösteri yapıyordu? Evet, çok ücra köşelerde. Haklısınız, doğrudur. Kendisi... Oğlum ne kadar çok tartışmışsınız bu kadar saçma bir şey. Bir de ne kadar kibar tartışmışlar anasını satayım. Bizim kanal böyle şey gibi ya. Büyükada'da... Böyle ana caddeye gittiğinde nedense orada bir şey olur, biliyor musun? İnsanlar orada sosyalleşir, ana caddede akşamları, ha, ayakta. Okay. Ne haber, iyi, siz nasılsınız, biz de iyiyiz falan. Böyle dondurmacının önünde bir sosyalleşme, kibar ha, bir sosyalleşme hayatı var. Ben de çok şaşırmıştım. Oradaki kaliteyi bana anımsattı hocam. Evet, hep öyle gitmeyeceğini ümit ediyorum. Ya maalesef biraz sevilen bölüm ya. Ha. Biri demiş ki, güldür güldür, rapa rapa yapmış sana. Aa, çok iyi. Neden? Yapabilmiş tipografik olarak. Yani yumuşak G'yi doğru yere koymuş falan. Arkadaş bir insan bu kadar mı küçük gösterir? Adam 15-20 yaş genç gösteriyor. Yok, 43 artık neymiş? Ama 43 göstermiyorsun hakikaten. Evet 43 değilim artık zaten. Kaç 45? Yok ya bir yaş daha bir yaşlandım ama şey 15-20 yaş değil abi. Bir de küçük gösteriyor denmez bizim yaşımızdaki 15-20 insanlara. Zaten 23 mü gösteriyorsun? Evet yok yani anladım. Gençken de küçük gösteriyordum ama. Yani üniversiteye girdiğimde mesela... İşte üniversiteyi kazandım diyordum. Aa maşallah falan diyorlardı. Sanki böyle 15 yaşında girmeyi başarmış gibi anladın mı? Peki ilkokulda 1-2'yi atladın mı? 1-2'yi mi? Filozof Atakan gibi bir çocuk. Ha yok canım normal hatta 7 yaşında gittim falan. Niye gidiyoruz anne beni bırakma dün falan diye. Tüm beklentilerim yanlış çıktı hocam sizinle ilgili. Geç açıldı. Biri bana laf sokmuş. Ne diyor? Hoca hayırdır sen ne loser'ı adama bak yani. En azından loser'lığı loser'lara bırak. Loser'ız falan diyorum ya ben. Ha. İyi kötü okumuşsun. Ailen, yuvan, düzenin var. Ne olman gerekiyordu? Woody Allen mı olacağım? Gerçekten mi? Çok doğru söylemiş. Aşırı doğru. Benim gerçekten bence... Artı Woody Allen Allah göstermişsin. Yani bazı kısımlarını. Büyük tamam, bir hocam, yani evet. Şöyle yapalım. Yani sonunu benzetmesin diyeyim o zaman. Bu çok haklı şarj ya. Bizi çıkarmaz. Laps yapabiliriz sadece. Hocam benim bir, bir prensibim vardır. Şarjımı hep %1 ile 7 arasında tutarım. Hadi ya. Evet o gerilime... Vay. Severim yani. Telefonumda olsun. Laptopumda. Mesela %13 mi oldu? Tamam okey. Rahat hemen çıkarsın. Gerçekten korkunç. Bazen iki gün falan o yüzden kapalı kalıyor. Dur. Pardon. Odaklanacağım. Woody Allen mı olacak? Çok haklı lan. Evet haklı. Benim şu anda hayatımdan aşırı memnun olmam gerekiyor bence. Memnunsun da bence sanki. Memnunum. Evet. Ama yani mükemmel mi yani sonuçta? Konfor yani şeydir. Loserlık bir de bir içeriden gelen bir aynen. Şeydir. Aynen. Orada da o yanlış işte. Evet. Evet. Loser bir şey değil yani. Loserlık bir mertebe. His. Evet. Mertebe belki de. Aile. Belki de evet. Hiç yükseltemediğim. Yani aileyle, kariyerle falan olmuyor. İç huzur gibi. İç loserlık. İç loserlık. Evet. Sen öyle misindir? Bilmiyorum. Zannetmemek istiyorum. Ben öyle mi hissedersin? Loser mı? Yok hissetmem. Hissetmem. Helal eskiden olsun. Hissederdim ama şeyken. Nerede yıkıldı? Lisede. Nerede mi yıkıldı? Bilmiyorum. Dün falan yıkılmış. Yıktım da geldi. Şimdi. Evet. Deniz kahkaha atıp birden ciddileşme. Sen abi psikopat mısın demiş. Psikopatım. Şeye çok takılıyor insanlar. Onu görüyorum. Stand-upçılarda ve talk showcularda o sahte kahkaha mıydı? Ha, burada evet. Şey mi yaptı falan. Bana da yazıyorlar. Gereksiz. Şuradaki sahte kahkaha. 33-27 sahte kahkaha falan. Bir yandan da seni bu kadar iyi mi tanıyorlar yani? Şu ben güzel. Beni o kadar iyi tanımıyorum ki sahte kahkahamı attım bilmiyorum ki atıyorum yani bazen. Bazısı sahtedir herhalde. Kesin sahte vardır ama çok sahte atmıyorsundur. Atsan program bu kadar tutmazdı. Sen bence benimle ondan ilgili bir galiba. Yorumum var hocam. Bir söyler misin? Rapçilere. Rapçilere bir abi çekiyorsun ama. Abi çok seviyorum rap ya. Evet biliyorum. Gereken saygıyı görmediğini hissediyorum rapin. Yani sen o arayı kapatmak için elinden geleni yapıyorsun. O saygı boşluğunu... Niye? Yalakalıkla suç
suçlandım burada. Rapçilere yalakalık yapmakla suçlandım. Evet. Bazen saygının ayarını kaçırabilirim. Sen evet. Mesela çok sevdiğin bir insan karşı çıkınca heyecan yapmıyor musun? Kamufle'yi ben yıllardır dinliyorum abi. Heyecan yapıyorum adam gelince. Herkes tekte kamufle vardı. Performans yapanlardan biri kamufleydi. Evet, evet. Bir noktada kamufleyi arıyorlar ve bulamıyorlar. Ve kamufle nerede? Kamufleyi gördünüz mü falan gibi böyle insanlar geziyor. Ben de sürekli içimden abi işte göremiyorsunuz. Adam çok iyi kamufle. Evet. Duvardan buradayım diye çıkabilecek. Rrra yani diye aynen. Çıkabilir hocam. Bak buradan da rap. Hakimiyetini gösterdi. O ses Türkiye rap varmış bu arada. Yine evet sende. Aşırı heyecanlı bekliyorum. Hakikaten mi? Evet. Hocam ergenlik biten bir şey değil ki. Hakikat, falan gibi şeyler çok söyleneceğim bir gelin. Mühimmat. Abi ben mühimmat Adana'dan geliyorum. Evet. Şu komik bence. Deniz Ağa'nın temiz 2 istiyorum mu? Evet çünkü programla alakalı değil. Benim bir senin tane üst daha... versiyonunu evet, istiyorum. Ben de çok istiyorum çünkü hani bir takım şeyleri daha iyi yapabilen. Bir tane gerçekten hayatından çıkarmak istediğim bir şey söyler misin? Benim bu aralar çok var çünkü. Elimi yemeye tekrar başladım. O hoş olmadı. Çünkü Instagram'la Twitter'ı çıkardım. Onun yerine tırnağım. O orijinali geldi. Doğru orijinali evet. Bekliyordu onlar uzamış falan. O ondan mı geldi? Doğru, tamamen onun karşılığı. İlk Baby TV de ateş bu arada. Baby TV. Yani Türk dizisi evet, de olabilir. Olabilir. Türk dizisi ilk lobotomi falan olabilir. İlk lobotomi ile başladı. Keşke gri saatlerinizi, beyninizi resetleme olarak. Hatırlıyor musun gri saatleri? Evet. Hiçbir şey yapmadın. Ha, şimdi aynen. Instagram mesela. Ama 3 hafta değil de 1 haftaya falan düşürseniz. Yeni fark ettim sizi 1 haftadır tüm videoları... Ben ne kadar kötü okuyorum ama virgül yok ki. Yeni fark ettim sizi 1 haftadır tüm videolarınızı seyrediyorum. Güzel bir beğen. Yani hep güzel 40 plus yorum yapmış hocam Seda Kaya. Ha okey şey... evet. Virgül falan olmayabiliyor abi yorumlar. Sen daha iyi bilirsin. Yani tamam o kadar da kasma tabii de yani biz de anlayamıyoruz. Kişiliğin dış görünüşten etkilendiğini savunan kişilik kuramları var gerçekten. Bir bakın isterseniz. Biz ne konuştuk ya? İşte şey tip mi? Ha okey. Aynı bu tiple gitsen bir yere sadece işte şey olsan falan. Tamam. Derin şeyler konuşmuşuz baya. Güzel bölümdü ya. Vay anasını. Bence çok iyiydi. Yok güzel bölüm de yani yorumlardan. Yorumlarda kötü bir şey yok. Çok klas, çok keyifli bir programdı. Sohbetiniz için teşekkür ederim. Klas, sohbet falan. Biz sen... kime hitap ettik ya? Klas. 100 bin kim mi onlar? Bunlar senin etiler seyircin büyük ihtimalle. Yüksek seni takip ettik. Labuşeri'den beri peşin bıraktım. Yani. Seda bir sus. Bizi övenin de kimliğine bakalım. Bakalım. Yani. 2 şey abonesi varmış. Bir şey yok. Yani çok... Ama. Benim yeni sekmede açmam lazım bunları. Komik olmaya çalışmış sanki. Olamaya çalışmış yazıyor yani. Olmamaya mı acaba? Bence öyle. Ya da olamaya diye bir şey ben bilmiyorum yani. Ola yazmış da değil. Baklava bam bam K-Dot demiş ki sana Simon Pegg in disguise. Çok severim. Bunu bir itifat olarak alıyorum. Ben de aşırı baklava. Severim. Biz hala kadrajlı mıyız? Böyle kaya kaya yerlere gidiyoruz gibi yani. Niye kolej lan? Sanki normali kolej. Hiç hatırlamıyorum ne demek olduğunu. Bilmiyorum. Ben demişimdir kolej kesin. Ya da sen mi dedin? Ben hiç kolej demedim hayatımda. Ben de dedim ya. Ben kolej demiş olabilirim. Niye? İstemsiz kolejde. Kolej geçmişim mi var? Hayır, işte kolejde okudum aynen. Kolejde okumadım aslında. Anadolu Lisesi'nde okudum da. O da devlet koleji ya. Yani aynı mantalite işte hazırlıkta İngilizce okuyorsun falan. O zaman her kelimeyi söyleyebilirsin. Kolej diye. Hayır yani serbest çağrışım bu sadece. Şimdi anlamı yok anlattığım hikaye. Hanginiz Masal Anson'un hippie rolü oynadığı dizide oynamıştı? Ben. Aa ikimiz de oynadık. Aa ikimiz de mi oynadık? Senin dizinde de mi hippiydi? Yok hippie değildi benim. Kendisi hippiydi. Sette ha. Normal bir şey canlandırmaya tamam, çalışıyordum. Okay. O kadar tatlısın. Bunu okuyamam artık ya. Dur bir dakika hocam bak. Kötü şeyler bul ya. Çok kötü şeyler var bu arada. Yok lan. Bir tane hatırlıyorum. Aa. Caner Muse tişörtünü nerede aldın? Amazon. Senin tişörtlere çok kopuyorlar. Yani sadece tişört aldığım için hayatta onları da düzgün almaya çalışıyorum diyelim. Bu onlardan biri değil mi? Bu hediye geldi. Caner, iyisin, hoşsun da şu konuklardan daha çok konuşma muhabbeti olmuyor. Konukların sözünü kesmesen bari. Merak uyandıran bir konuşmaya başlarken araya giriyorsun demiş. Burada o kadar olmamıştı ya. Çünkü ben sustum. Senin özelliğini biliyordum. Özelliğe bak. O yüzden girdiğinde lafı sana bırakarak enerjin tükenene kadar bekleyip öyle devam ettim. Gerçekten. Yani birazcık ona dikkat ettiğimi hatırlıyorum. Bence bu sene daha iyiyim. Bu seneki bölümlere hiç baktın mı?
Çocuk büyüdükçe. Olabilir işte, o arkadaşınla olan, Salih'le olan bölüm de bayağı iyi. Yani daha fazla dinlemeye çalışıyorum. Caner abi, düşüncelerin benim için çok değerli. Kendi düşüncelerime çok benzettim. Demek ki kendi düşünceleri çok değerli. Çok boktan bitiriş. Sanki devamı olacakmış gibi. Umarım devamı olur. Kötü yorum yok ya. Ama işte böyle... En yenilere bakalım. Başka bir şeye bakalım. Bakalım mı? Bakalım. Şeye bakalım. Ne bileyim, böyle kötü yorum olabilecek. Bir filmin fragmanına falan mı baksak? Olur. Ne mesela? O Ses Türkiye rap'e bakalım mı? Bakalım. Çok iyi fikirdi, biliyor musun? Dur, bu sekmemiz açık kalsın ama. Kalsın. Dur bir dakika. Mesela başka kanallara nasıl yorumlar yapılıyor? Bak, kim var mesela? Enes Batur'a bakacağım lan. Bak bakalım. Enes Batur'un bir videosuna bakacağım. Aklıma direkt o geldi. Ayaz. Ayaz mı? Şarkı yapmış. Hadi canım. Bayağı prodüksiyon. Evet. Hem de terörlü şarkı mı? Azerbaycan'da trend 1'iz. Trend 1'de kalmak için emojisiz büyük harflerle yorum yapalım. Bak, ama burada bu örgütlenme yer... var. Bizde bu yok mesela. Bak. Demiş elimiz ki, çok azaldı bu arada. Biz niye trendlere hiç giremiyoruz? Trendlere girelim. Bu videoyu trendlere sokalım mı? Sen YouTube'cu, buna zaten birkaç bir şey söylersek hemen trend, her türlü trende girebiliriz. Harbi yani. Mi diyorsun? Evet, çünkü biraz öyle bir, şu anda da hot topic ya. Dolunay ölüm sebebi, kılınçla savaşırken ölmesi. Biliyorum ölüm sebebi, şeker komasına girmesi. Okuyoruz lan biz. Bir şey acaba, bir yanlış bir şey okuyor olabilir miyiz? Hani? Evet, bence çıkalım buradan biz. Senin aklına gelen başka bir fikri uygulayalım istersen. Daireden son çıkan kazanır. Bu ne? Enes Batur. Yine mi Enes Batur? Biraz önceki de Enes Batur'du. O klipti. Tamam, ben biri o kadar demiş ki hocam Enes Batur'a bak, benden mesela böyle istekleri yok en azından. Seyredim. Afrika'da su kuyusu açtır. Büyük arkadaşmış. Evet. Oha, beklentiye bak. Bana en kötü yani şu videonun kesilmiş kısımlarına da koy falan diyorlar. Evet, bir de yani gerçekten işte loserlık bu demek. Sana böyle bir şey senden istemiyorlar. Evet. Ve bunu 10.000 kişi beğenmiş. Oha. Heroes'a bakalım. Kimmiş o? 364 yanıt var. Heroes'dur hocam o, lütfen. Heroes de ya. Evet, pardon. Merhaba dostlar. Şimdi sizinle biraz mı? 100 bin abone. 158 bin abone. Bu da birisiymiş. Çılgın Sedat'ın gözyaşları yürekleri dağladı. Bu herhalde kötü bir haber. Bununla ilgili dalga geçmesek de olur. Diğeriyle ilgili hiçbir sıkıntı. Yani bir kötülük peşinde koşuyoruz. Kanırtıyorum. 6 saatte 1.2 milyon izlenme. Vay be kral, maşallah. Daireden son çıkan kazansın, sen... 7. bölüm gelsin diyor. Bunu 6 kere yapmış. Öyle mi? Belki burada sana yani... Feyz alabileceğin şeyler olabilir. Buraya daha yani niye trendde değiliz diye sormak yerine. Abi gayet de iyi kanalım var yani. 4 milyon 800 bin izlenmiş. Daireden ne bu? Çıkma daire içerisi. Çiziyorlar. Evet. Yere. İçine 7 kişi oturuyorlar. Ve daralıp çıkan kaybediyor. Çıkan kaybediyor. Ha, okey. Şimdi oldu. Ben dokun çıkarsın. Bana. Ben dokun çıkmak gibi. Yapman gereken şey çıkmak zannediyordum. Kalmak olduğunu anlamamıştım. Çıkan son çıkan kazanır. Tamam, şimdi oldu, evet. Dur, şarjım bitiyor yine. Yine sana dönelim mi? Bir şeyler buluruz hocam. Dönelim. Bu konuğun konuştuğu yerler... Bu ne ya? O ses mi bu? Yok. O sese basmadık abi. O ses rap bassan mısın? Ceza öldü mü? Jüri seçilmemiş de. Aa, ceza jüri olabilirdi bak, doğru. Hadise olmamış. Mahmut Tuncer'i getirseydiniz. Mantıksız değil. Hadise en sevdiğim MC zaten. Ya da ha, şey dedim. Mahmut Tuncer'in kısaltması mı dedim de değilmiş. Bence MC'ye mi? Evet. Hadise en sevdiğim Mahmut Tuncer'i zaten. Anladım. O Ses Türkiye rap yapmışsındır ama jüri Hadise'dir. Ya Hadise'ye de şimdi arkadaşımızın eşi şey yapmayalım. Tek jüri mi? Tek jüri değil, Mörda da var. Kim var? Merdo, Mörda. Ha, Mörda. Mörda ve Mero. Mero, okey, çok değil iyi. Mi? Mero var. Sen daha biri daha var ya. Mero, Mörda, Hadise, IPO var, evet. Neyse, rap konuşuyoruz, farkında çok mısın iyi. Bilmiyorum ama. Hocam dur ya, senin videona geliyorduk. Şimdi hocam sakin, panik yok. Tamam. Bunu aralarına atıyoruz. Sen ay. Tempo düştü, sahnedeymişiz gibi bir yok, korkuya kapılmadın. Yok yok, hiç öyle bir korkuya kapılmadım. Peki. Şu klasta kalmıştık.
Bu bahsettiğim psikolojik şiddetin adı gaslighting'miş. Tamam, onu öğrendik. Herkes yazmış zaten. Evet. Herkesin bildiği tek şeymiş o ve paylaşmaktan bizim bilmememize de çok... Evet, çok sevindim. Ki ismini bilsek ne yazarsan olayın kendisini biliyorsun. Hı. Doğru. Onun ismi gaslighting. Kimin yani merhem oldu bu, kimin yarasına? Kamera tek açıdan ikinizi çekseydi fena olmazdı. İşte şu andaki şu anda, İzlerken evet. Sürekli açının değişmesi dikkat dağıtıyor. Loş değil. Bu yorum loş bitmişti değil. Ya. Çok uzun zamandır bu yorum yoktu. Sunucu Bey bir programda kendini konuk etse de rahatlasa, alnı temizi dinleyemedik. Allah Allah. Adeta bastırılmış ergenliğinin gazını aldı. Çok... Ben konuk geleyim. Mikrofona vurdum bu arada. Ben konuk sunucu olarak geleyim. Onu Melih Şah'la yaptık. Ha, yaptınız Melih Şah işte. Altuntaş'ın sunduğu Loş Sohbeti. Şimdi yapamıyor musunuz zaten? Yaparız. İzlediğim yeni bölümünü teşekkürler. Bak şimdi yorumlar. Hı. İstekler. Konuk istekleri. Evet. Barış Özcan. Amerika'da yaşıyor. Hadi ya. Değil mi? Kim Barış Özcan? Oğlum ben hiç kimseyi tanımıyorum. Var ya teknoloji kanalı. Ha okey tamam. Aşırı güzel konuşuyor. Gözlüklü olan adam mı? Şanlışer. Barış Özcan Amerika'da olmuyor. Şanlışer. Sence ne? Tahmin edeyim. Biliyorum da galiba. Rapçi. Doğru. Yes be. Çok istiyorum bu arada gerçekten. Programı izlediğinde biliyorum. Bunu da söyleyeyim. Evet. Aspova. Aspova da rapçi. Yüksek ihtimalle. Sokrat. Sokrat da direkt Sokrat'ı istiyor. Bence rapçi Sokrat olan istiyor. Değil. Öyle bir. Kesin vardır. Şanlışer ve Sokrat'la çok güzel bir bölüm olacağına inanıyorum. Aspova'ya yorum bile yok. Yapmışsın işte, nasıl yok? Efsane demiş hatta. Abi şu şarjlardan tiksindim, dur ya. Evet. Loş Sohbeti bir yandan herkes izlesin, sevilsin, büyüsün gibi bir istekle çevreme söylüyorum. Abi izlesenize, böyle bir şey var falan. Bir yandan da kimse izlemesin istiyorum. Bu kitleyle kalalım. İleride ne olacak bakalım. İki durumdan da mutsuz çıkacağım belli. Ya evet. Böyle bu neymiş var ya? Bu gerçekten birisinin, yani birisine dert olacak, yazacak kadar dert olmuş yani bu. Bunu çok yazılmıyor. Yani daha kalabalıklaşmayalım falan. Hı-hı. Eski moda gibi olsun. Marble Race. İlk 5 dakikadaki o ölümcül sıkıcı, ay çocuğum var benim, aynı bana benziyor, inanamıyorum, nasıl öyle bir ev işi muhabbetini aşıp izlemeye devam edemedim. Keşke üremeseydin Caner. Şuş artık. Çok güzel yorum bak. Bakalım Bekik. Türker Bekik. Bakalım Türker üremiş mi? Grup Erzincan. Kalan Erzincan, Sivas Düz Halayı. Evet, bunlar direkt yani halay çekerek dövmeye gelecek ekip gibi yani. Öyle bir Erzincan, Sivas. Buna çok bulaşmıyor. Evet. Abonelikler Ali Biçim, Haluk Levent. Güzel. Kripto Emre. Rapçi mi? Bilmiyorum. Değil herhalde. Bakalım bence. Kripto güzel. Para ile ilgili herhalde. Evet, Bitcoin. Evet. Ama rap olarak anlatıyorlar. Ben Fero. Alıştı. Bu arada ben bu çocukla neredeyse hep aynı şeyleri seviyorum yani. Bir tek Müge Anlı ile Tatlı Sert konusunda biraz ayrışabiliriz. Abone değilsin. Abone değilim. Cem Yılmaz'ı ben de çok severim. O da çok seviyor. Konumuz ne TV? Game. Duramıyor. Hocam ustalara laf etmiyoruz. Ha okey tamam. Bir şey demedik zaten. Ustalara saygı duyuyoruz. Ali Biçim. Bilmiyorum ya. Bu çocuk. Ali Biçim'den mi bahsediyorsun? Üredim ama bir de yani. Ama bir daha üremeyi düşünmüyorum bu arada zaten. Ya bırak Allah aşkına. Sen istiyorsun aslında. Neyi? Bir daha öyle dedim falan gibi bir şeye girecektim de. Yani bir çocuk daha istediğini bana söylemiştin de. Söyleyemiyorum falan. Daha çok yeni aslında bir tane daha olsa. Evet doğru. Bir tek senle paylaştım. Bir de kızım olsa evet. Yani. Caner. Bazen karşısındaki konuşurken evet devam et anlamında tamam diyorsun ve bu diyaloğu dinleyeni çok rahatsız ediyor. Tamam. Bu dinleyen derken mesela işte bak bu benim hayatta en sinirlendiğim cümle yapısı. Devrik mi? Hayır. Değil. Çünkü o kadar rap sevip yani devrik cümleye gelemem. Hayır şu şeyden çok rahatsız oluyorum, tondan. Bu diyaloğu dinleyen çok rahatsız ediyor. Hani bütün dinleyenler adına bir yargı. Mesela ben buradan nefret ediyorum demiyor da. Evet. Çünkü böyle bir gerçek yok. Evet. Yani herkes bu konuda rahatsızsa yazın yorumlara. Ben bir daha asla bunu yapmayayım gibi. Tamam demeyeyim diyorsun. Stand-up'ındaki yoga pantolon esprini yapıyorum arada. Helal et abi. Helal olsun. Ne o şaka? Yani tight'larla alakalı aslında. Tight böyle çok... Yani tight bir giyim aracı olarak saçma bir şey ya. Çünkü her şeyi kapatıyor giyim ama... Giyim aracı mı zaten? Yani her şeyi daha çok ifade eden bir şey yok ya. Tight vücut renginde giy, çıplak gibi gözükeceğin bir şey. Evet. İşte o yüzden de bakabiliyorsun yani. Çünkü hani her şey önünde olduğu için. Tamam. Kadınlar da bunu fark ettiler. Çok böyle karmaşık geometrik desenli tight'lar giyiyorlar ki baksan da odaklayamıyorsun. Odaklanamadı.
Anladım onu böyle evet. Parçalı. Evet böyle çünkü popoya bak diyorsun ama dizmiş o bir kadın değil. Gerçek bir yokluğu anlattım bize evet. Gibi. Espri buydu. Bu atmosferdeki sohbetler beni benden alıyor. Düşük tempoda ve kısık sesle ilerlemesi. Konuşulan şeylerin de içini içten içe... Of ne kadar çok içtenmiş bir dakika. Düşük tempoda ve kısık sesle ilerlemesi. Konuşulan şeylerin de içini içten içe ılık ılık gıdıklaması çok keyifli. Biz bilmeden şey ön sevişmişiz gibi. Sarin evet. Bey ya da hanımla. Sarin. Yabancılar özgürlüğü tanıdıkça daha şey okey. Bu ünlü çok tanımadım ama muhabbet güzel. Evet zaten doğal. Çok doğru. Ben yani neredeyse ünlüyü atabilirim. Sessiz ünlü gibi yani. Bunu çok tanımadım. Bedavaya denizaltı temizliği izlemiş olduk. Bizim için iyi, onun için kötü. Yo yani buradan çok güzel Caner bizi görüyor ya sağ olsun. Öyleymiş. Bir tek bana para veriyor. Evet. Deniz zaten bütün pandemi gösteri yaptı. Hiç para sıkıntısı yok. Aynen. Denizaltı temizliğin bu tepkisini GIF yapabilecek var mı? Hangi tepkim? Bunu ama şey yapamayacağım ki. Yeni sekme de açıştı. Açamayın. Nasıl açılacak? Aa, açılıyormuş. Her şeyi unuttu. Haksız mıyım? Haksız mıyım abi? Dur bakayım. Kim olduğunu bilmediğim biri herkes oldu. Herkes abi, herkes. Ha, yavşak diyorum burada birilerine. Doğru içinde yazıyor. Siyah ekran koymak mesela. Tamam, postuna siyah ekran koymuşsun, story'inde partiliyorsun, yavşak yani. Evet, o tepkimi ben de sevmiştim. Hiç beklemediğim bir ataktı çünkü. Sen neyim sen? Evet. Gerçekten çok, bazen çok hızlı yükselebiliyorum. Ama güzel bir konuda yükseldin. Herkesin de içi niye eridi bence. Evet. Ben zaten ondan etkilendim. O etkilenme miniğimdi. Böyle. Ya, vay be gibi. Yapamadım. Kendi miniğimi yapamadım istemeyeceğim. Ama en zor zaten kendine oynamaktır der oyuncular. Nasıl büyük bir yalan bu arada. En kolay şey bence. Her benim, benim. Bebek, bebek deniyor. Ne bu bebeğin adı? Bulut. Aynen söylemişler zaten. Söylemişler. Bulut ve Özyurtlu. Başka demiş. Bir insan söylemiş. Ne diyelim Bulut Özyurtlu evimde Bulut Bey'le geçen gün oturuyor. Bebekle diyorum yani. Bulutla demek de olur ama. Bir noktada demen gerekecek. Bulut da bir şu kadarcık bir şey için söylemesi zor bir ağır bir isimmiş gibi. İsmi Bulut da olsa sen. Bana çok hafif geliyor. Öyle mi? Böyle pofidik. İyi de şey değil yani. Bulut. Ama Bulut hani türkücü gibi de bir imaj canlanıyor insan kafasında. Ne saz bileyim, üstadı. Bir şey var yani. Bulut böyle bana öyle geldi. Hakkı Bulut falan değil mi? Ha işte aynen. Oradan galiba. Bulut Özyurtlu yani. Her mesleği olabilecek. Mesela doktor olur bu çocuk. Asker olur. Bulut çekmez Paşa. Mi hocam? Çekmez bence. Asker olmasın ne olur ya. Müzisyen olursa zorlanabilir. Hem Bulut hem müzisyen zorlanabilir. Tam böyle sikko rapçılar çıkar ya arada böyle. Evet. Hani... Bulut Özyurtlu. Hayır Bulut diye çıkıyor. Ve yok oluyor. Valla duman hala duruyorsa bulut da kalır bence. Şu anda duman diye grup kurulamazdı değil mi? Niye? İşte mevcut yasaklar bilmem ne. Ha bilmiyorum ki. Duman ateşten de çıkıyor. Ben dumanın mesela ismi yüzünden bazı markaların festivallerine giremediğini biliyorum. Philip Morris. Mesela. Daha böyle korumacı markalar korkuyorlar. Orkid. Bilemedim korumacı marka ne olabilir? Mavi sıvıyı korumak anlamında düşündüm. Korumak ve hapseden dokusuyla oradan baktım. Mavi sıvı deyince su geldi aklıma. Ben bambaşka bir yere gittim. Mavi değildir hocam. Acaba dün bunlar işte Şaşal'ın bilmem nesinde mi çıkamadılar? Duman ismi ne alakası var? Su ve duman falan olur da bilir. Ya of. Oh. Evet. Oğuzhan Koç gelse ne güzel olurdu. Arkadaşlar 3 adam yakında burada. Bak, üçü bir arada. Hakikaten mi? Hayır şimdi alak. 3 adam mı kaldı? Üçü de birbiriyle konuşmuyor. İsmini alana üçünü... Bir çal iki öde gibi olabilir. Üçünü birden çağıralım, sen de gel. Beni beş gibi... kişilik özel program yapalım. Üç adam ve iki böyle bir şey evet. Gibi. Çocuk adam. Şey, Oğuzhan, beni görüp Oğuzhan Koç canının çekmesi. Üç kere yazması bunu evet. Üst üste. Yani hani ne ola, neye benzeyebilir bu? Bilir. Hayır, senin tam tersini bulmak istemiş olabilir. Benim tam tersim mi Oğuzhan ünlü. Koç? Ünlü. O kadar bir şey çok güzel şarkı söylüyor. Sen? Ben yani özellikle o yönümle ortaya çıkmak istemiyorum. Sen senin bir single geliyor. Hadi burada müjdesini vereyim. Teklim geliyor. Sen bence şarkı söylesen bulutsuzluk özlemi gibi bir şey. Yok canım o kadar kötü olamaz.
Hayır yani ben çok severim Bulutsuz Gözlem'in de adam yani gerçekten 2,5 ton aralıkla bütün kariyerini halletti. Hocam, yoksa çok güzel elinde gitarın tabii ki gidelim falan bilmem ne. İsmi güzel falan. Ya, gençliğimizin okulumuzda konser vermiş. Onlarla bir sıkıntı yok ama. Güzel bir toparlama drift'e girdin. Değil mi? Çok. Ama yani hani gerçekler de ortada evet. Ben dinleyemem mesela çok Bulutsuz Gözlem'i. Bazı şarkıları çok duymuyorsun. Severim. Hı. Ama yoruluyorum. Üst üste dinleyince yoruluyorum birazcık. Evet. Ah! Gibi oluyor değil mi? Gibi. Evet. Evet. Ama çok değerli bir grup tabii evet. ki. Doğu Demirkol gelsin geldi. 38. dakikada siyah ekran ve partileme konusundaki ifadeye kocaman bir ağzın bal yesin dedim. Azıcık abartmışım, ev sallandı ama içim hafif. Ha, o senin dediğin deminki muhabbetin devamında evet. onu diyordun. Evet. Topun gol olması değil, direğe çarpması beni daha çok heyecanlandırıyor. Nasıl bir tespittir Caner? Sen erotik, iki kere arka arka söylemedin dikkat edersen. Erotik, tespitler yapıyorsun hocam. Bu da öyle bir şey. Gol olması değil, konuşamıyorum gerçekten. Konu erotizm olunca, gol olması değil, direğe çarpması beni daha çok heyecanlandırıyor. Öyle bir şey yani. İnsanların kafasında böyle ağır çekim top direkten dönüyor falan. Magnum reklamı gibi şeyler canlandırıyorsun. Evet. İnsanların duygu saraylarını harekete geçirmeye çalışıyorum. Saray mı? Bilmiyorum. Aydınlatmak deseydim ben. Bir yerden okudun değil de sana ait fikirse git 1 milyon dolara Chuck Palahniuk'a sat. Kitabını yazsın cümlenin. Vay be, bütün bildiğim isimleri söyledim. Bir de Chuck Palahniuk da biraz sanki bir düşüşte gibi. Palahniuk. Bu evet. aralar. Fight Club 3'ü yazmasa iyiydi bence. Fight Club 3 mü yazdı? Hadi ya, ne oluyor? Bilmiyorum. Seküler bayram diye bir bayram çeşidi yok canım. Var işte, bütün Cumhuriyet Bayramı falan seküler bayram olmuyor mu? Bence de oluyor. Evet. Öyle denmiyor mu hocam? Ya özellikle sekülerizmi kutlanabiliyor. Ya kelime anlamı şey. Tabii ki saçma evet. oluyor da bayram herhalde kutsal bir şey çünkü normalde. Ya herhalde derken kutsal bir şey. Sadece kutsal şeylerde mi kullanılıyor? Caner'i yine bir çukur kazarken izliyorum. Bayram diyorum. Bilemedim. İbrahim Selim gelsin, geldi. Ulan bayağı söz dinlemişiz ha. Aa, bu ne? Sevtap Özaltun'u bekliyorlar konuk olarak. Evet. Kim? Bizim Ulan İstanbul'daki kadın başrolümüz. Tuğçe Karabacak. Karabacak. O da Hayalet Dayı'dan. Ha, okey. Settar Tanrıoğlu da Hayalet Dayı'nın kendisi. Evet. Ha, hepsini istemişler. Sen Hayalet Dayı'da oynuyorsun. Aa. Gözüktüm tabii. Benim. Ben seninle araba satın alıyordum. Aynen. Üstü boklu, üstü bumbarlı. Bumbarlı. Babamın yaptığı hesap. Bunu programda konuşmuş muydun? Hatırlamıyorum. Bir noktada bitirelim programı da ve akalım mı? Bitebilir. Sen nasıl bence istersen. Bence bir iki tane var. Tıkanıksız bir sohbet oldu. Caner Bey çok fazla hareket ediyorsunuz. Sürekli pozisyon değiştirip ellerinizi yüzünüzden, saçlarından, özellikle burnunuzdan ayırmıyorsunuz. Sizi izlemek burnunuzdan cidden mı? Çok yoruyor. Deniz Bey'in rahatlığı karşısında kamera ne zaman size dönse ekrana bakmayı bırakıyorum. Harika bir konuktu. Teşekkürler, ne kadar tuhaf bitirmiş. Evet. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Evet. Yani bu doğru, bu, bunların yani. Hepsi ama bunu yani bana söyleyince ben bunu şaşırmıyorum. Ben de o kadar rahat değilim. Öyle mi? Yani rahatım da. Hayır, ben zaten bunları bırakmaya çalışıyorum ama yani. Neyi bırakmaya çalışıyorsun? Çok bununla hareket etmeyi. Öyle şeyler yapmıyorsun abi, şöyle bir. Yapıyorum. Bir program içinde sürekli böyle, şöyle bir dikim var sürekli, o yüzden. Bunun böyle oldu. Madde kullandığım iddiası oluyor. Hadi ya. Evet, çünkü yani bir tik bu. Şeyde de var. Akrabalarda da var yani, ne o bilmiyorum. Burnumuzu düzeltiyoruz konuşurken yani, harbiden lan çok sevdim. Akrabalar deyince şaibeli oldu. Herkes böyle yapıyor. Vallahi var ya, babamda da var. Burun büyük ya, çocukluktan beri onu herhalde ne kadar çok kapatsam o kadar kârdır gibi bir şey geliyor insana. Hı. Zamanla azalıyor çünkü mesela çok hoşlandım kızlar. Yani tam yan dönmeyeyim de karşına. Abi hani. Senin bence bu yani eli yüzü düzgün bir insan şeyine giriyorsun sen. Ama ergenlikte böyle çalışmıyor ki. Şu anda ben de barışırım da o zaman tamam. Tam yakışıklı olacağım zannederken burnum şey büyüdü, kollarım uzadı filan. O kendini kapatma şeyi. Evet, bu bir kadar şey çıkmadı, sanki. Evet. Vardı arada güzel tatlı şeyler. Abartıyorum bilmiyorum ama farklı hesaplardan girip 10 kere daha beğenisi var. Çok iyi bölüm. Neyse abi. Biz. Yok abi, evet. Bence gayet okeyiz. Anladık i̇yi. Genel olarak. Sevilen bir insansın. Yani sağ olsunlar. Çok da sevilmiyorum belli ki, 100 bin. Ama yine de seven var. Ya. Çok iyi tabii de yani hani. Bir arada görsen 100 bin vardır. Kişiyi. Çok fazla. Parti kurmak istersin. Yeni Kapı'da sen bir gösteri yapsan böyle 100 bin kişi. Yeni Kapı'da. Yani evet. Böyle inşallah olur bir öyle politikacının opener'ı gibi. Bir politikacının. Kim olabilir? Sen seç. Ekrem İmamoğlu'nu ben açıyorum falan. Hiç kimseye yaramaz. Olmaz o iş. Doğu Perinçek.
Doğu Perinçek olabilir. Aç, opener olur musun? O da bana açılış yapabilir ben. Yani iki türlü de çalışır. Çok teşekkürler. Sanki son anda böyle çok güzel bir gömüş bulacağım gibi bir inanca kapılıyorum bu programda. Hadi son seyircilerimize bir şey armağan et. Bitirelim. Bir şey armağan edeyim. Onların da evinde izleyip. Onların da evinde izleyebileceği. Senden faydalanabileceği. Teşekkürler Deniz Hanım temiz diyebileceği. Tamam ben bitti zannettim program bir an. Hani cevabı beklemedim. Kapatıyor. Ya yani yok bitirin. Çok saçma sapan hayvan videosu falan gibi şeyler. Nasıl hocam mesela? Yani işte böyle Dodo diye bir kanal var belki biliyorsundur. Hep sevimli hayvan, o onu kurtardı, bu bilmem ne oldu böyle onları... Onlar hap gibi olabiliyor. Bu mu? Dodo. Dodo evet. Mesela buradan videolara gir. Ha kurtarılan hayvanlar. Evet. Oha, bu ne kadar sevimli lan. Kurtarılan bir sürü hayvan var. Bir tane kadın yarasa, en son yarasa kurtarmış. Yarasa bayağı bildiğin maymunmuş. Kanatlısı gibi. Evet. Batman falan hepsi bir daha oturdu. Okey. Ben bunu izlerim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Neysene kanalı izleyicileriyle tekrar görüşeceğimiz şeyler yapmak üzere bu stüdyoya. Kafamızda yeni cümle. Formatlar var. Evet çok ilginç. Benim teklimde inşallah sen de rap yapacaksın. Buradan da bu müjdeyi verelim. Neysene. Görüşmek üzere. Laps, laps, laps.